Bizim var dostlar, hepiniz hep yeni video. Hoş geldiniz. Electrician Simulator bölüm 2. Şöyle yapıp sonra 2'ye dönmem peki. 1'den 2'ye geçiyoruz. Ondan dolayı geçiş esnasındaki transition'ı yaptım parmaklarımla. Öncelikle bugün normalde Construction Simulator gelecekti. Bugün o gelemedi, yetiştiremedim. Ondan dolayı bunu hızlıca yetiştirmeye çalışacağım. Bunun bile bir ufak gecikmeli yetişme ihtimali var ama olsun, güzel bir oyun. Bunu da seri olarak oynayacağımız için bundan devam edeceğiz. Devam et butonuna tıklıyorum ve hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci lisans alacağız muhtemelen. Onlara göz atalım bir. Dördüncü seviyedeyiz. Hemencik şuradan işlere bakarsam herhalde. Ne diyor? Sağ kulaklık çalışmıyor. Bu kulaklığa benzemiyor lan. Lastik gibi bu. He, arabayla ezmiş. Ah 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 ablacım. Ah abicim. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Ventilatör dönmüyor. Herkes de geliyor. Tamam, ben tekli prizler onar, çifti prizler onar. Tekli prizler test et, çifti prizler test et. Ventilatör aç diyor. Ben bunu bir VR'da yapayım. Önceliğimiz bu olsun. Kabul edildi. Elektrik mağazasına geçmeme gerek yok. Buradan çıkalım. Hemen VR'a geçelim. Evet, başlatmak istiyorum. Bu sertifikayı da alalım. Yeni işler gelecek motorun. Ondan sonra ardı ardına diğer işleri de alacağım. Sonraki göre prizler etkileşimi. Onları onarım. Çalışan prizler kablo elektriğine takılabilirim. Acele et. Tamam. Prizi takımın ne kadar eğlenceli olabileceğini. Kendin bir bak. Abi sorun varsa takmasam mı şimdi? İyi. Şimdi televizyon aç. Ha. Okey. Televizyon değil, priz çalışmıyor. Tamir edeyim. Bu çalışıyor. Okey. Bunda bir problem yok. Böyle bir görev niye var abi? Sorguladım şu anda ya. Önce bütün her şeyi tamir edeyim. Evet. Yerler mi yanlış bağlandı acaba? Öyle bir şeye benziyor. Şimdi. Üçünü de geliyor. Bu olmaz diyor. Tamam, bu oldu. Bu da oldu. Bu da oldu. Tamam. Hemen geri. Sonra 2 numaraya gelelim. Bunu da açalım. Bunda 2 tane vidası var. Bunda hiç takılmamış. Doğru. Sarı ortadaydı ama topraklanma bu sefer mor mu gelmiş? Yo. Ne alaka? Niye böyle oldu? Hepsi de elektrik. Tekli prizler test et. Hemen arkadaşım. Şunu bir alayım. Ventilatör de çalıştırmamız lazım. Bu da diğer görevlerimizden biri. Ve tekli prizler test edeceğiz. Teklinin biri bu, diğeri bu. O tornavidayla test edemiyor muyum? Tamam. Buna da herhalde bağlayacağız. Bu kadar. Çifti prizler test et. Ulan be, boşuna vakit kaybettim ha. Al orayı, uzanamıyor. Üçü içinde ayrı ayrı prizler varmış. Bir kere test etmişim işte. Yeter daha ablacım. Niye uğraştırıyorsun? Allah Allah. Allah Allah. Ofise geri dön. Çabuk çabuk. Kuaz elektrik güzel isim oldu. Tamam. Ne aldık abi? Puan olarak 50 XP geldi buradan. Tekli prizler onarmadan geldi. Çifti prizler. 4 dakika ya. Üf. Daha hızlı olabilirdik be. Seviye 4'üz hala gördüğünüz gibi. Yeni prizler çalışıyorum. TV sehpası yanındaki prizi kontrol et. Yatak odası da ikili prizi kontrol et diyor. Banyo ışığı yeniden. Nasıl ya? Lavaboyu aydınlat, prizi onar. Bu sefer prizde de mi sorun var? İkisini de kabul edesim var. Bunlar ev işi. Şundan bir başlayalım.
Yanıma sadece tornavidayı aldım. Yeter galiba tornavida. Başka bir şey gerek... Aaa lambam. Odası ikili priz kontrol. Kabloları doğru şekilde bağlı. Yatak odası neresi? Burası çocuk odasına benziyor yatak odasına ziyade. İçin girebildiğimiz... Tek burası var. Çocuk yatak odası demek ki. Tamam. Hemencik. Elektrik. Elektrik nerede? Önce her zamanki bunları bir kapatalım. Çarpılmayalım. İkili. Hiç bağlanmamış. Hayret. Biraz ezber gidiyorum ama öğrensem daha iyi olacak. Tamam kardeşim. Bak işte. Tamam bunun işi bitti. Bu burada dursun. Elektriği açınca diğer de TV sehpasının yanındaki priz diyor. TV sehpası bu. Bunda kablolar mı takıldıymış? Anlarız. Taktığımda bir sorun yoktu. Şimdi niye sorun varmış gibi gösteriyor? Onu çözemedim. Ya da ben mi göremedim aceleyle hemen? Tamam. Lamba ışık. Açık değil. Oh şükürler olsun. Sonunda be. Ofise geri dön. Niye kapıya gidip bitirdim, bitiremiyoruz da ofise dönüyoruz? Toplam ne kadar para kazandık? 150 dolar. Fena değil. Gayet güzel. Biraz olsun paramız artıyor. Şu amcama da gideceğim. Prisoner lavaboyu aydınlat diyor. Lavaboda ne varmış? Yani tamamen prizle alakalı mı yoksa? Ha tamam okey. Yani başka bir şey almama gerek yok değil mi? Bunu niye gösteriyor bana? Aa bizim araba. Televizyon elleri ne inanılmaz televizyonda elleri daha iyi yıkamaya ve dezenfekte yardımcı olan bir UV lambasının reklamını gördüm. Onu satın aldım. Aslında çalışma masası lambasını aydınlatıyordu ama işe yaradığına inanamıyorum. İnanıyorum. Onu prize bağlamak ve ampulü takmak gerekiyor. Onu indirim varmış. Onu nereye koydum acaba? Uyumadan önce onu da düşünüyorum. Hatırlamıyorum. Bana yardım eder misin tekrar? Şimdi nereye koyduğunu hatırlamadığına göre lambayı bir kere evden bulacak mıyız? Ben öyle anladım. Sağda solda önce lambasını bulacağız. Sonra lambasını buraya takacağız gibi geliyor. Mağazadan UV ışık. Işıklar desek. Ki şu an seviyeyle alakalı bana aldırmıyor. Bu normal ampuller. UV ışıklar var mı? Varsa da ileride açılacak. Şu anda yok. Burada arka planda da göremiyorum. Normalde görmemiz gerekiyor ama. Güç değil. Diğerler değil. İndirimde bunlar varmış. Vallahi ampul alabilir mi ya? Bir 10 tane. İndirim varmış hazır. Baksana %66 oranda indirim var. Kaçar mı? Hele buna bak yani. 1 dolara inmiş. 20 tane de bundan alıyorum. Uzun vade yatırımı dostlar bunlar. Hatta bundan bir 10 tane daha alayım. Aa bu renklerini seçebiliyormuşuz. Ha. Neyse o zaman almayayım. Kontrol kalem. Bunu da almamız lazım. Artık bizim bir kontrol kalemimiz olsun. Yavaş olan var. Orta ve orta diyor.
Zolun seviye 8'de açılıyormuş. Buna da yatırım yapabiliriz bak, işler hızlanması için. Ha, çok tatlı ya. Bunu da alayım. Param çok. Her şeyi alıyorum. Tamam. Şimdi şu tornavidayı buraya koy. Bu kalemi buraya koy. Şimdi bunlar durabilir. Lamba lazım değil herhalde. O yüzden yine ne olur ne olmaz, lazım olursa diye de bunu koydum yanıma. Amcamın görevini kabul edeyim. Unuttum. Amca, geliyorum sana yardıma. Bekle beni. Haydi gel. Oyun çok çok zevkli. Bilmiyorum, izlerken eğleniyor musunuz, sıkılıyor musunuz da yani oyun inanılmaz keyifli. Şimdi ilk işaret ettiği yerlerden biri bu. Doğru anladıysam. Lambası için. Allah, ne oluyor? Her yere gidebiliyorum. Televizyon, priz. Banyo burası. Bakayım. Aslında lambası var. Prize onar, bağlı lambalı, bağlı ve lambaları aç. UV ampulü bul. Aa, işte bul diyor bak. Ampulü değiştir. Nerede bu UV ampul? Aa, abim de benim gibi aynı bilgisayar var. Yatak odasını işaret ediyordu. Burada mıdır? Aa, çekmecelerini kurcalatıyor ya. Buldum UV lambanı da. Niye alışkanlık oluyor şimdi. Biz geçmişte Sim Simulator'da oynamış adamlarız. Anlatabiliyor muyum? Yani bize böyle şeylerle gelmeyin hocam. Bizim damarlarımız da hırsızlık damar. Şunu bir indirelim. İşimize koyulalım hemen, vakit kaybetmeden. Şunu da şuraya koyacağım. Evet, şimdi prizi onaralım. Hazır bozukmuş. Bağlanmamış. Topraklanma. Diğer bağlantılarda yanlış yapılmış. Kim yaptıysa artık bunu. Bir kere bu öyle olmaz. Bir kere şu şöyle olur. Tamam mı? Bu toprak. O da şuraya. Hadi. Yapabiliriz. İnanıyorum bize. Diğer ikisi otomatik mi oldu? Daha hızlandım bilmiyorum şu an. Orta hız gerçi de. Burası okey. Kontrol kalemle acaba kontrol etsem mi? Ama şu an elektrik yokken... Bakayım yine de, merak ettim. Yani şu an elektrik yok, olmuyor. Şimdi bunu buraya takalım. Tamam mı kardeş? Bunu bir çıkaralım. Sen ama. Ha, onunla beraber değiştirmiş oldum şu an. Tamam. Oldu. Hey! Bakayım, ben de merak ettim. Ay, çok tatlı. Tamam abi, böyle kalsın da. Yani. Ofisimize geri dönelim. Tamam, iki tane mis gibi görev de yaptık. Teknoloji ne kadar ilerledi, inanılmaz. $50 para kazanmışız. Bir şey de yapmadı. Gerçekten Amerika'da yani ama sertifika lazımdır yani. Bu böyleyse, ki aşağı yukarı böyle olduğunu da tahmin ediyorum. Anahtarlar onar, anahtarlar elektriğe bağlı diyor. Anahtar dediğim muhtemelen başka bir şeydir. Anahtar dediğine bakmayın. Koca prizler, kablolar mı yoksa? Buna bakmak lazım. Birazcık da bunları yapalım. Kulaklık. Ama önce ventilatör dönmüyor. Duman çıkıyor, soğuk diyor. Ben önce bundan başlamak istiyorum. Bir fön makinesi tamirimizi yapalım. Şunun güzelliğine bak be. Şimdi bunu nereden açarız? Bir bakayım şöyle. Açmaya başlayalım. Direkt söküyoruz. Muhtemelen sorun buradadır. İyi diyor. İyi diyen yerlere şimdilik dokunmuyoruz. Teste de gitmemiz lazım. Gücün girdiği yer. İyi. İyi. Bunlar gayet iyi. Şuradaki çipte muhtemelen sorun var. Bir açayım.
Şimdi bunu incele diyelim. Tamam, bozuk. Okey. Bunu atalım. Yukarıdan direkt al çıkmıyor muydu ya? Ha, kimi parçalarını da lame ya ne gerek var hocam, yapmayın şöyle. Sadece bu tuş bozukmuş. $5 aldık bakayım. Okey, şimdi çalışır durumda mı peki? Hala niye bilinmeyen diyor. Tamam, şimdi iyi durumda. Okey, geri dönebiliriz. Bir şeye geleyim, piline geleyim. Var mı temas ettirebileceğim bir şey makineyle? Ha, bozukmuş direkt, bu da gitmiş. Bunu açabileceğim bir yer yok anladığım kadarıyla. Değiştir diyeyim. Tamam. Tamam. Buralar test edebiliyor muyum direkt? Edemiyorum. Durum iyi, bunun da durumu iyi. Bu bilinmiyor işte. Vantilatör motoru. İncele. Ha, yoksa sen misin lan sorun? Hı? Yo, iyi diyor durumu. Isıtıcı. Çerçeve diyor gerçi bu. Bu. Bozuk olan bu. O zaman bunu değiştirelim. Tamam, sanıyorum şu anda bütün sorun, problem aradan çıktı. Ulan ufak bir şey diyorsun ama yani yine de zor. Aslında elinde biraz imkan olsa, yani malzemeler de bulabilsen fena değil ha. Evde de yapılır gibi. Oha, $200 mı aldım? Çüş. Saçmalık ya, yenisini alırsın kardeşim sen. Sağ kulaklık çalışmıyor sanırsam, belki de sol kulaklık çalışmıyordur diyor. Ters taktıysam diyor artık. $200 ne hacı? Çok güzel. Şimdi sol mu sağ mı yazar bir yerlerde. Right, left right yazmıyor. Genelde kontrol butonları sağ tarafta olur. Buranın sağ olduğunu varsayıyorum bu sayede. Önce pedler bir çıkaralım. Hayatımda hiç kulaklık tamir etmedim. İhtiyacım çok olmadı, böyle bir duruma gelmedim ama. Olur da işte aklınızda bulunsun bak. Olur da başınıza gelirse hani. Bu videolar bunun için lazım yani. DIY. İkisini de kaldırdık. Direkt çıkarıyoruz bunları olduğu gibi. Şunları hemencik test edelim önce. Bozuk. Değiştir. $17. Bundan da iyi para alacağız gibi bir his var. Biri iyi çalışıyormuş. Tamam. Biz sökmeye devam edelim yine. Bunların durumu zaten iyi diyor. Hoparlör. Bir tarafta bataryası varmış ki kontrolün olduğu yer mi orası? Tam tersine koymuşlar. Böyle mi çıkıyor bu? Ne olur bunlar sökeceğiz abi, başka türlü anlayamayız. Belki anakartında problem vardır yani, bunu bilmek için bunu yapmak zorundayız. Bunlar ne? Butonlar çıkarıyor muyuz oradan? Paslı sandım ya. Bunları da dışarıdan alamıyorum. Bak bu paslıymış. Tamam, şimdi incele. Bunun durumu iyi. Mikrofon da varmış.
Mikrofon da iyi. Bunun durumu da iyi. Yani tek problem oymuş ilk baştaki sorun. Tamam. Artık montaj aşamasına geçebiliriz. Lehime geleceğim de lehimden öncekiler yapayım dedim ama neyse. Şurada iki tane vardı. Bunlar nereye bağlıydı ya? Bunlar da bağlıydı bir yerler ama. Oraya bağlayayım. Yerini bilmek de önemli. Hata yapmamak lazım. Çok zevkli. Sürekli oynayasım geliyor bunu ya. Hastalık falan mı bu oyundaki? Bir şeyler tamir etme içgüdüsü. İnsan böyle bir rahatlatıyor. Her şey tamam. Okey. Nesneye gönder ve 150 dolar. Üf. Tamam. Açım, yiyemiyorum. Tost makinesi bozuldu. Mikserim bozuldu. Yumurta çırpamıyorsun. Ulan suyun içine bırakırsan tabii ki de yumurta çırpamazsın yani. Kusura bakma da. Dünyanın en kötü diyeti diyor. Bu ne oğlum? Ne yaptın sen? Bıçaklar dönmüyor cihaz. Abi gel. Gel. 225. Uf, ücreti yazıyormuş burada zaten. Çok merak ettim bunu ya. Ya bizim evde de şimdi hepimizde var ya böyle mikserler. İnsan merak ediyor aynı anda da yani. Ama yani çokmuş ya. Vidası da çokmuş. Bunu almışız. Tamam mıyız? Vidası çok olunca da işte böyle double checklerle de vakit kaybediyoruz. Önce bunları bir alalım artık açabiliriz. Sistem bu kadar işte. Koca motor var. Direkt oradan başlayayım mı? Çünkü onun arızalı olma ihtimali çok yüksek. Başka? İki tane var işte. Kablosunu çıkarmadık falan diye mi? Tamam, bundan kaynaklıymış. Artık alabilir miyim onu? Hala alamıyorum, nedenini bilmiyorum. Neyse, bunu sökelim bir. Bu arada bunda bir vida olabilir mi? Bir bakayım. Bunları almamız buradan çıkıyormuş. Tamam. Baskısı devreyi hemen bir incele diyelim. Tamam, bozuk. Hemen değiştir. Sadece ondan kaynaklı mı bilmiyorum. Geri kalanını açamıyorum. Niye alamadım onları anlamadım. Bunu böyle çıkardıktan sonra mıymış yoksa. Burada da eminim problemler vardır. En azından test etmeden olmaz. Bunun durumu iyi. Bunun da durumu iyi. Bu da bozuk. 15 dolar. Güzel. Montaj kısmına geçelim artık. Tornavida ile önce şunları kapatayım. Sanıyorum tornavida işi burada biter. Gerisi neyim? Kamera açıyı bazen istediğim gibi yapamıyorum.
Tamam mıyız? Test ediyor muyuz? %97. Ne kaldı? Bir parça kalmış gibi. Evet. Haydi bakayım. Çok güzel. Haydi geçmiş olsun. Tamam, son bir eğitimi de alalım. Seviye 7 olmuşuz. Bu arada bir perk sistem falan yok mu? Bir karakter gelişimi gibi. Tab'dan da erişebiliyormuşuz. Bak, öğreticiler kapat. Kablo dedektörünü aç. Kablo döşeme sistemi. El fener varmış. Çok karanlık bir yere girersek. Cetvel de var. Dünyanın en kötü diyeti. Sana sonra geleceğim. Arşivdeki mesajlar. Bunlar yapılanlar mı? Gamepad. Bunlar onardığım. Niye bu? Ha, onarımı böyle bırakıyormuş. Okey. Gel şunu VR'ını da görelim. Anahtarlar onar. Anahtar elektrik falan fistan. Gidelim. Ay, bu oyun tam yayınlık aslında. Oo. Birbirine bağlı. Unutma. Sigorta. Tamam, sigorta. Komple kablolama yapacağız. Oh shit. Tamam. Peki. O şekli vermem çok önemli mi bilmiyorum. Yamuk yumuk olabilir. Neyse, hepsi kapalı. Elimde kablo yok tabi. Kabloyu bir alayım. Tornavidayı da alayım. 50 metre bir kablomuz var. Şimdi direkt buna çekme diyor. Önce prize gönder diyor. Zaten bir tanesi. Metre tasarrufu için böyle yapmak daha mantıklı değil mi ya? Çok düzgün olmayabilir ama 2 metre harcadık bile şurada. Lambadan lambaya, elektrikten elektriğe mi? Sağ çıkış. Ne yaptım ben anlamadım. Elektrikten... Bir şeyler yanlış yapmışım gibi bir his var. Biri lamba oldu, biri elektrik. Onu tam şey yapamadım. Yani hepsinde var. Elektrik var da lamba çıkışı mı yok acaba? Takılı olup olmadığını kontrol et. Bir şeyler ters gitti galiba. Sanıyorum her bir kablodan önce prize, yani elektrik, sonra prizden prize ve prizden de lambaya gibi bir şey gidecekti sanıyorum. Buradan lambadan lambaya atmamam gerekiyordu. Yani buradan buna geldim, 1-2 çıktım, 3.yi buraya geldim, 1-2 çıktım, 3.yi buraya geldim, 1-2 çıktım şekli mi olacaktı ya? Galiba öyle bir şey olacaktı. Buradan çıktı alıyorum. Buraya geldik. Ondan sonra eğitimde diyor ki bunu yaptıktan sonra otur biraz izle. Aç diyor kablonu. Böyle bir izle. Neyle izle? Şunla. Yani elektrik nasıl geliyor bir gör diyor. Sonrasından lamba ile elektriğe gideceğiz. Tabii bunu kapatacağız. Bunu yaptık. Ondan sonra elektrikten elektriğe, lambadan elektriğe, yine elektrikten elektriğe ve lambadan da yine, tam düzgün çizgi olmadı ama, elektriğe ve böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu sefer çok daha düzgün iş yaptım.
Professional bir iş. Bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti gibi. Bakayım. İlk kablom çok kötü ama olsun. Oldu mu? Şimdi üstte elektrik gitmiyor. Lambalar aç diyor. Bütün kabloların doğru bir şekilde bağlı olduğundan emin ol. Acaba çalışmıyor mu anahtarlar? Ha, onar diyor anahtarlar bir de. Okey. Tamam, onaralım. O işte varmış. Ne bileyim ben. Onarılmış anahtar verirsiniz dedim. Bunlar da bizi uğraştırıyorlar ya. Bu iş halloldu. Test edelim mi bir? Bakayım. Hey, lamba. Allah beni amı. Lan dokunmadım ya. Dokunmadım ki. Niye böyle bir şey oldu? Uzaktan sadece. Başarımı harbiden de varmış yani. İstemiyordum ama bir gün o başarımı alacaktık tabi. Ey Allah'ım ya. Neyse. Sıkıntı yok, sıkıntı yok arkadaşlar. İyiyim. 12 voltu yedik. Sökerim seni diye bir başarım geldi lan. Haydi geçmiş olsun. Hey, 4'te 4. 5,5 dakika sürdü ya şu haliyle bile. En baştan yapsak muhtemelen direkt 3 dakikayı falan yaparız. Tak 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 tak, hepsini açık koyacağım bir de. Gerçi başta demeden önce açamıyoruz değil mi? Burada para kazancı yok. Burada XP kazanıyorsun. Sertifika ile beraber bir nevi bir sonraki görevleri açmış bulunuyorsun. Sonra da gördüğünüz gibi dün garaja gittim ve orada tek görebildiğim falan filan diye böyle yeni işler gelmiş oluyor. Daha büyük işler. $140, $280. Ulan makine tamir etsek daha iyi kazandırıyor. Neyse dostlar, bu bölümü de burada bitiriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Şimdi sizden tek ricam, videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız harika olur. Bu seri de kanalda tutsun istiyorum. En az 10.000 insana erişelim istiyorum. Keyifli oyun, hoş oyun. Akıyor. Kendini çok güzel oynatıyor. Umuyorum sizin için de izletiyor diye biliyoruzdur. Diyemiyorsak tabii siz de oynatıyor olun yani. Siz de alın bir oynayın, bir deneyin, bir şekilde erişip. Dışarı gidemiyoruz yani, şehri gezemiyoruz, öyle bir imkan yok. Tamamen garajdan ibaret hayatımız. Evin kapısından da bakayım, burası ana kapıya gideyim. Yok, gidemiyoruz. Açın lan, çıkacağım kardeşim. Allah Allah. Elektrik hapsine tıkamışlar bizi. Böyle şimdilik oyun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.